Eserin adı Sol Ayağım. Eserin yazarı Christy Brown. Üçüncü bölüm. Ev. Artık 7 yaşındaydım ve erkek kardeşlerimin yardımıyla yaşıtlarımla arkadaş olmaya başlamıştım. Okuldan sonra oyun oynamak için dışarı çıktıklarında beni de götürüyorlar. Ve gezinti arabası dedikleri paslı eski bir arabayla taşıyorlardı. Hayatımın en güzel yıllarının bazıları o yamuk saplı, eciş gücüş tekerlekli, ılık bir Haziran akşamının alacakaranlığında veya Aralık gecesinin soğuk griliğinde aydınlatılmış sokaklardan ve karanlık, ürkütücü geçitlerde sürülürken gıcırdayıp omurdanan o arabada geçti. Çok geçmeden benim de birlikte çok eğlendiğim arkadaşlarım oldu. Bunlar bizim mahalleden çocuklardı ve hiç soru sormadan beni aralarına kabul edecek kadar genç ve samimiydiler. Benimle birlikte yürümüşler, büyümüşlerdi ve bir şekilde benimle arkadaş olmak onlara benimle büyümemiş olan çocuklardan daha kolay geliyordu. Aslında çoğu benim sorunumu garip bir üstünlük, neredeyse tanrısal bir özellik kabul ediyordu. Bana tuhaf, çocuksu bir tavırla saygı gösteriyorlardı. Artık arabada beni arkadan destekleyecek yastıklar olmadan oturabilecek kadar gelişmiştim. Bu gezintiler sırasında pek çok kez düşmüştüm. Dönemeçler de son hızla ittiklerinde araba devriliyordu. Ben de bağırışlar ve çığlıklar arasında yere yuvarlanıyordum. Ancak böylece dayanıklılığım arttı. Düşmeyi ve bu düşüşleri birkaç morluk ve çizikle atlatmayı öğrendim. Bütün bunlar bana büyük heyecan yaşatıyordu. Evimizdeki en önemli şey yemekti. Biz çocuklar için yemek vakitleri gelmek bilmiyordu. Annem sofrayı kurana kadar hepimiz sabırla bekliyor, sonra sıraya giriyordu. Kalçamın üzerinde sürünerek aralarından geçip genellikle ilk sırayı kapıyordum. Kendimi bir sandalyenin önüne atıyor, büyüklerden birinin beni oturtmasını bekliyordum. Sonra kimin yemekte diğerlerini geçeceğini göstermek için mücadele başlıyordum. Kimse işin içme kısmını pek umursamıyordu. Asıl amacımız kusmadan tüketebileceğimiz kadar ekmek ve yağ ile karnımızı doyurmak. Tabii ben kendi başıma yiyebiliyordum. Ancak bu benim yarışmalara aktif biçimde katılmamı engelleyemiyordu. Annemle babam yanımda oturuyor. Bana yemeğimi yediriyorlardı. Ekmeği kaldırıp ağzıma sokmaktan sık sık elleri yoruluyordu. Orduyu doyurmaktan farkı yok diye yakınıyordu babam. Ekmek tabağına 7. ya da 8. kez uzanırken. Hepimiz birbirimizi geçmeye çalışıyorduk. Hepimiz kendi çapımızda iyiydik. Ama hep Peter kazanıyordu. Annem kaç diye sorduğunda bir ağızdan 3 dilim diye bağırarak cevap veriyorduk. Çaydan sonra dışarı çıkmamaya karar verdiysek toplanıp saklambaç ya da körebe oynuyorduk. Böyle zamanlarda olacakları gören babam hemen sandalyesinden kalkıyor, gazetesini bırakıyor, paltosunu ve şapkasını giyiyor, kapıdan çıkarken anneme hepsi yatınca dönerim diyordu. Kimin körebe olacağını belirlemek için havaya bozuk para atıyor ve yazı mı tura mı diye bağırıyordu. Biri eski bir atkı ya da çorap getiriyordu. Bu seçilen kişinin gözüne bağlanıyor ve oyun başlıyordu. Herkes körebenin etrafında kahkahalar atarak dolaşıyor. O da uçan bir kol ya da sallanan bir ayak yakalamak için etrafını yokluyor. Bir yandan şakacıktan vuruşlar ya da iteklemelerle mücadele ediyordu. Pek yumuşak bir oyun değildi. Bazen körebe rolü benim oluyordu. Gözlerimi atkıyla bağlıyorlardı. Herkes yerine geçip hazır diye bağırana kadar bekliyordu. Bir an duruyor. İçlerinden birinin nereye saklandığını ele veren bir nefes ya da kıkırdama sesi duymak için bekliyordum. Ardından sesin geldiği yere doğru dikkatle sürünüyor. O noktaya varıncaya kadar kendimi sürüklüyordum. Sol ayağımı uzatıyor. Peter'ın pantolonunun paçasını veya Mona'nın elbisesinin kenarını yakalamak için ayak parmaklarımı geriyordum. Birini yakaladığımda onu kendime doğru çekiyor. Bacaklarımı ona doluyor ve bağırarak ya da genellikle nefessiz kalarak teslim olduğunu söyleyene dek tutuyordum. Sonra bırakıyordum. Gözümdeki atkı çözülüyor ve diğerlerine geçiyordum. 8 yaşındaydım. Cadılar Bayramı gecesi annemle babam dışarıdayken küçük bir parti yapmak için birkaç arkadaşımızı eve getirdik. O gece ev yalnızca bize aitti. Buna ihtiyacımız vardı. Çünkü oldukça kalabalıktık. 3 kız kardeşim de arkadaşlarını getirmişlerdi. Böylece 7 kız ve onun 2 katı kadar erkek olmuştu. Herkes garip kostümler giymiş.
Korkunç maskeler takmıştık. Kısa sürede elmaları, fındıkları ve diğer yiyecekleri bitirdik. Sonra saklambaç oynadık. Ben zorlanmayacaktım. Çünkü kızlardan birinin kırmızı yanaklı, kumral, bukleli saçlı, tombul, kısa boylu bir yaratık olan Selen'in Mona'ya banyodaki büyük küvete saklanacağını, çünkü herkes içinin su dolu olduğunu düşüneceği için genellikle öyle oluyordu. Kimsenin oraya bakmayı akıl etmeyeceğini söylediğini duymuştum. Ancak her nasılsa o gece küvet boştu ve Sally ideal saklanma yerini bulduğundan emindi. Selen'in varmasına fırsat kalmadan olabildiğince hızlı bir biçimde karanlık banyoya doğru emekledim ve büyük emaye küvetin altına gizlendim. Burada eski botlar, giysiler, içki şişeleri gibi bir sürü şey tıkış tıkıştı. Her kımıldadığımda eski şemsiyenin ucu kaburgalarıma batıyordu. Ama dayanmayı başardım. Birkaç dakika sonra birinin banyoya girdiğini ve küvete doğru geldiğini duydum. Gizlice bakınca mutfaktan gelip kapıdan sızan ışıkta, ayaklarında sandaletler olan bir çift ince beyaz bacağın yarısını gördüm. Onun Sally olduğunu biliyordum. Küvete girdiğini duydum ama düşündüğüm gibi kapağı üzerine çekmedim. Onu ne kadar aptal olduğunu düşündüm. Çünkü biri gelse beyaz ipek bir elbise giydiğinden karanlıkta bile onu kolayca görebilirdim. Birkaç dakika sonra içeri biri girdi. Çivili botların beton yerde çıkardığı sesten gelenin oğurlanlardan biri olduğunu anladım. Bunu bekliyordum ve Selen'in kaçmasına fırsat bırakmadan birilerinin gelip onu yakalaması için bağırmayı planlamıştım. Bağırmaya hazırlanarak nefes aldım ama çivili botlar küvete yaklaştı. Bir ses, arkadaşlarımızdan biri olan Charlie'ye ait olduğunu anladığım ses fısıldadı. Sally, orada mısın? Charlie, evet bekliyorum diye karşılık verdi hemen Sally. Ardından dikkatle ekledi. Ses çıkarma. Çıkarmam dedi Charlie. Sonra küvetin kenarına çıkıp içine girdi. Kapağın ikisinin üzerine kapandığını duydum. Sürünerek saklandığım yerden çıktım. Boynumun çatırdadığını hissettim. Ve küvetin yanına oturup dinledim. İçeriden kıkırdama ve bastırılmış kahkaha sesleri geliyordu. Yaklaştım ve arada birkaç santim mesafe bırakarak kulağımı kapağın aralığına yaklaştırdım. Artık rahatça duyabiliyordum. Selen'in beni seviyor musun diye sorduğunu duydum. Sonra kıkırdadı. Tabii diye cevapladı Charlie ciddi bir şekilde. Bunu gürültülü bir öpücük takip etti. İğrenerek geri çekildim. Çünkü Charlie'nin diğer olanlar yerine bizi bir kızın yanında duracak kadar hanım evladı olduğundan emin olmuştum. Kapıya doğru sürünürken aklıma bir şey geldi. Küvete doğru sürünürken kendi kendime gülümsedim. Olabildiğince sessiz hareket ederek kendimi küvetin kenarına doğru kaldırdım. İki musluğa yaklaşmak için eğildim. Biraz ses çıkardım gerçi ama ikisi de bunu duyamayacak kadar meşguldü anlaşılan. Ellerimi kullanamıyordum ama içinde bulunduğum durumda ayaklarımı da kullanamıyordum. Bu yüzden biraz daha uzandım ve alnımı musluklardan birine dayadım. Canım çok acıdı ama başımla yavaşça musluğu çevirdim. Biraz sonra musluk tamamen açıldı ve sular küvete akmaya başladı. Aşağı indim ve bir örümcek kadar hızla emekleyerek kapıya doğru ilerledim. Arkamdan küvetin kapağının hızlı açıldığını ve Selen'in Charlie ile birlikte yere yuvarlanırken anne anne diye bağırdığını duydum. İkisi de gözlerindeki suları silemeden tam zamanında kapıdan çıkıp mutfağa girdi. Selen de Charlie de ondan sonra bir daha evimize gelmediler. Noel bizim her zaman kutlama yapmak için pek fazla şeyimiz olmadığında bile keyifli geçerdi. Evde ne kadar az para olursa olsun Noel Baba hep daha büyük ve heyecan verici görünmelerini sağlayacak. Parlak renkli bir sürü kağıda sarılmış küçük hediyeler getirirdi. Kağıtları açar Dublin'in kimsenin adını bile duymadığı köşelerinde ve ara sokaklarında bulunan ucuz, basit dükkanlardan alınmış ucuz, basit oyuncaklarla karşılaşırdık. Ancak Noel sabahı yastıklarımızın üzerinde duran bu hediyeler bizim için en pahalı oyuncak trenlerden de arabalardan daha çok şey ifade eder. Noel'den bir gece önce benim dışımdaki çocuklar yatağa erken gönderilirdi. Annem haftada yarım kron ödeyerek bir radyo almayı başarmıştı. Her Noel arifesinde Kimmage Manor'daki Holy Ghost Fathers'tan gelen ayini dinlememe izin verilirdi. Çünkü ben diğerleri gibi ayine gidip kalabalığa karışamıyordum. Annem bana dua etmeyi öğretmişti.
Radyodan dinlerken ayini az çok takip edebiliyordum ama rahibin söylediği her şeyi anlayamıyordum. Özellikle babamın Latince olduğunu söylediği, tuhaf dilde konuştuğunda. Zaman zaman kendime rahiplerin neden bütün duaları Latince okuduğunu sorardım. Peter bunun nedeninin bütün azizlerin sadece Latince konuşması ve Tanrı'nın İngilizce anlamaması olduğunu söylemişti. Yaşım büyüdükçe annem ilahiyatla ilgilenmemi sağlamak için çok uğraştım. Ama bu ilgimi hiçbir zaman Kral Lear ve Kuğu çocukları ile ilgili hikayeler kadar çekmedi. Annem bana Tanrı'nın dünyayı 7 günde nasıl yarattığını anlattığında bunu sorgusuz sualsiz kabul ettim. Ancak Lear'in hikayesini anlattığında çocukların nasıl kuğuya dönüştüğü, üvey annelerinin bunu nasıl yaptığı konusunda bir sürü soru sormuştum. Bunun kesinlikle daha iyi bir hikaye olduğunu düşünüyordum. Tony bana dünyadaki her şeyi Tanrı'nın inşa ettiğini söylediğinde ona pis bir yalancı olduğunu söyledim. Çünkü babam evleri sadece duvar ustalarının yapabileceğini söylemişti ve Tanrı'nın duvar ustası olmadığını biliyordu. Tony yabani bir çocuktu. Evde ve dışarıda başını sürekli belaya sokuyordu. Romeo gibiydi. Mahallenin kızları onun peşinden koşuyordu. Ama Tony hiçbirini biraz olsun önemsemiyordu. Mahallenin en güzel kızı kabul edilen Nancy bile. İçimizde en yakışıklı olan oydu. Uzun boylu, soluk yüzlü bir genç adamdı. Çok güçlüydü. Çabuk öfkeleniyordu. Kıvırcık siyah saçları, kocaman elleri vardı. Gülümsediğinde ve kahkaha attığında bembeyaz dişleri parlıyordu. Evdeki herkes ondan çekiniyordu. Ben de onu ilk kahramanım ilan etmiştim. Bir keresinde başı derde girdiğinde ona yardım etmiştim. Ben 8 yaşındaydım, Tony ise 13. Bir arkadaşıyla bir şey yüzünden kavga etmişler. Tony çocuğu yere yapıştırıncaya kadar dövüşmüşlerdi. Sonra biri bunu babama ispiyonladı. Tony bir temiz sopa yedi ve bir hafta süreyle arka taraftaki odaya kapatıldı. Ertesi gece Cadılar Bayramıydı. Bütün çete havai fişek almak için para biriktirmişti. Herkes çok iyi vakit geçirecekti. Ama babam taviz vermiyordu. Tony evde kalmak ve dersini almak zorundaydı. Kaçarı yoktu. Tony zavallıydı. Çaresizdi. Evde hiç kimse ona yardım etmeyecekti. Kapının arkasında keşke yedek anahtarım olsa diye homurdanıyordu ama kimsenin onu dinlediği yoktu. Onlara çok kızmıştım. Sırf cesaretli olduğumu göstermek için Tony'ye yardım etmek istiyordum. Ne yapacağımı tam olarak bilmiyordum ama anahtarın annemin önlüğünün cebinde olduğunu biliyordum. Babamın ona anahtarı ortaya koymasını, çünkü en güvenli yerin orası olduğunu söylediğini duymuştum. Sorun anahtarı oradan nasıl alacağımdı. Derken aklıma bir fikir geldi. Bundan hoşlanmamıştım ama başka çare de yoktu. Kanepenin üzerinde oturmuş, babamın kıyafetlerini diken anneme doğru emekledim. Üzüntüyle ve gürültülü bir biçimde içimi çekerek başımı kucağına koydum. Bu hiç bana göre bir davranış olmadığı için şaşırdı. Şımartılmaktan nefret ederdim. Ne oldu, yoruldun mu? Dedi iğneyle ipliği bırakırken. Üzgün üzgün başımı salladım. Durdu ve beni kucağına aldı. Kum adamın gelmesi için sana bir şarkı söyleyeceğiz dedi. Yumuşak bir sesle herkesi uyutabilecek eski bir İrlanda türküsünü söylemeye başladı. Gözlerimi kapattı. Birkaç dakika sonra gayet inandırıcı bir biçimde horluyordu. Sonra dikkatle sol ayağımı annemin önlüğünün cebine doğru yaklaştırdım. Durdum ve tekrar hareket ettirdim. Bu kez ayağım tamamen cebin içindeydi. Dikkatle içindekileri keşfetmeye başladım. Makas, düğme ve makara gibi her türden ıvır zıvır vardı. Tam vazgeçmek üzereyken parmaklarım soğuk bir metale değdi. Sonunda anahtarı bulduğumdan emin oldum. Anahtarı ayak parmaklarımla kavradım ve ayağımı yavaşça annemin cebinden çekip çıkardım. Bütün bunları öylesine sessiz ve dikkatli yaptım ki annem hiçbir şeyden şüphelenmedi. Yalnızca uykumda hareket ettiğimi düşündü. Biraz sonra beni yavaşça kanepeye yatırdı. Üzerime beni sıcak tutsun diye eski bir palto örttü. Kendi kendine şarkı mırıldanmaya devam ederek akşam yemeğini hazırlamak için kilere gittim. Annem mutfaktan çıkar çıkmaz üzerimdeki mantoyu attım. Kanepeden aşağı kaydım ve olabildiğince hızlı bir şekilde kapıya doğru yürüdüm. Kapıya doğru süründüm. Neyse ki kapı açıktı. Böylece koridora çıktım. Merdivenleri yengeç gibi geri geri tırmanarak boynumu kırmadan üst kata ulaştım. Sol ayağımla odanın kapısını ittim. İçeriden ağabeyimin kuşkulu sesi geldi. Kim o? Ben olduğumu anlamasını başardım. Ne istiyorsun diye sordum.
Homurdanarak anahtarın bende olduğunu anlattım. Birden içeride bir gürültü oldu. Bir dakika sonra Tony ve ben kapının iki tarafında çömelmiş, anahtar deliğinden birbirimize bakıyorduk. Hayatımızda ilk ve son kez göz gözeydik. Güzel, kapının altından atabilir misin? Dedi Tony. Denedim ama kapının altı anahtarın geçebileceği kadar geniş değildi. Yarı yolda sıkıştı. Yapacağım dedi ağabeyim kararlı bir sesle. Pantolonunun cebinden çakısını çıkarttı ve kapının altını yarım parmak genişliğinde oydu. Şimdi gene dedi. Anahtarı tekrar ittim. Bu kez kapının ardından kolayca geçti. Oldu bu iş diye bağırdım. Ayağa kalktığını duydum. Birkaç saniye sonra kilit açıldı ve Tony yüzünde kocaman bir gülümsemeyle dışarı çıktı. Kulağıma doğru eğildi. Sen çok cesursun Chris dedi. Çoğundan daha iyisin. Sonra bir atlet gibi merdivenlerden aşağıya doğru koştu. Son basamağa gelince durup el salladı ve gülümsemedi. Ardından ön kapıyı sessizce açıp dışarı çıktı. Güçlükle merdivenlerden indim. Mutfağa doğru süründüm. Annem hala yemekle meşguldü. Kanepeye gittim. Anahtarın yokluğunu fark etmemişti bile. Daha sonra babam Tony'nin oyduğu yere bakarak öfkeyle kapıya ne oldu diye sordu. Farelerdir diye karşılık verdi dua etmek için diz çökmüş olan Tony. Dördüncü bölüm. Henry. 8 yaşındayken hala o eski arabaya biniyordum ve içinde asil bir kral gibi oturuyordum. Bu araba çirkin, eski püskü bir şeydi. Kimseden iyi muamele görmüyordum. Hep tekmeleniyor, devriliyor, itiliyor ve üstüne basılıyordu. Herkes onunla alay ediyordu ama benim gözümde neredeyse bir insan gibi sevilmeye değerdi. Benden başka kimsenin takdir edemeyeceği garip bir saygınlığı vardı sanki. Ona Henry adını vermiştim. Açık havadaki hayata dair ilk izlenimimi onun sağından solundan tüyler çıkan koltuğu üzerinde yaşamıştım. O gün yüzümde hissettiğim kalabalık sokaklarda benimle birlikte koşan ıslak rüzgarı hatırlayabiliyorum. Karanlık bir kış gecesi, oluklardan sular akarken sokak lambasının suya yansıyarak altın bir ırmak gibi görünmesini sağladığını ve sokak lambasının altında erkek kardeşlerim arkadaşlarıyla kağıt oynarken o arabanın içinde oturduğumu hatırlıyorum. İhtiyar Henry benim tahtımdı. Onun üzerinde diğerleriyle macerayı ve heyecanı tattım. Beni gittikleri her yere, hatta hafta sonları mahalle sinemasına bile götürüyorlardı. Büyük ağabeyim Jim'in sırtına binerek içeri giriyordu. Diğer çocukların bana nasıl baktıklarını ve Jim'in onlara nasıl defolun dediğini fark ediyordum. Yine de bunu pek düşünmüyordum çünkü ağabeyimin sırtına binmemin ne sakıncası olduğunu anlayamıyordum. Kendimi bildim bileli hep birilerinin sırtına biniyordum. Nedenini bilmiyordum. Filme gitmeyi seviyordum. Işıkların sönmesi ve bütün sinemanın karanlığa gömülmesi, arkamızdan gelen ince, uzun bir ışık hüzmesinin karanlıktan geçip başımızın üzerinden aşarak büyük ekrana düşmesi, onu parlaklaştırıp canlandırması, gözlerimizi kamaştırması, sonra ani bir sessizliğin ardından filmin başlaması çok hoşuma gidiyordu. Bir keresinde sinemadayken Peter ve bazı arkadaşlarımız bana sigara içirmeye çalışmışlar. O gün daha erken saatlerde Peter'ın babamın cebinden açıldığı bir paket sigarayı içmeye çalışıyorlardı. Ancak ağzıma sigarayı koyduklarında yakmalarına fırsat vermeden çiğnemeye başladım ve hepsini yedim. Peter bana dehşetle baktı. Yemyeşil olmamı ya da tütünü tükürmemi bekliyordu. Ben ses sırıttım ve biraz daha versinler diye ağzımı açtım. Vermedim. Yaz gelmişti. Cansız, küçük, unutma beni çiçekleri duvar boyunca cesurca açmıştı. Küçük birer yıldızı andırıyan çiçeklerin hepsi mavi, beyaz ve kırmızı benekliydi. Yan komşumuzun bahçesindeki büyük ağaç, açık yeşil yapraklara bezenmişti. Kabuğuna yapışan yosunlar nemli görünüyordu ve güneşte küçük çiğ taneleriyle parıldıyordu. Sokakta sinekler çöp tenekelerinin çevresinde kümeler halinde dolaşıp vızıldıyorlardı. Eşiklerde ya da bahçelerde uyuyan köpeklerin tepesinde uçuyorlardı. Hava sinemaya gitmek için fazla sıcak ve terleticiydi. Bu yüzden erkek kardeşlerim ihtiyar Henry'ye bahar temizliği yaptılar ve beni Dublin'in kenar mahallelerinde uzun yürüyüşlere çıkardılar. Pazar günleri beni çimlerde uzanarak geçirdiğimiz Phoenix Parkı'na götürüyorlardı.
Sonra Donnelly's Hollow'a iniyor. Ateş yakıyor. Paslı eski bir kapta çay yapıyor. Sandviç yiyor. Hiç yaşanmamış olaylarla ilgili hikayeler anlatıyor. Hava kararıp eve gitme vakti gelene kadar orada kalıyordur. Bu küçük gezilere gitmek çok eğlenceliydi. Erkek kardeşlerim beni gezdirirken kimi zaman insanlar durup bana bakıyorlardı. Bu beni üzmüyordu. Çünkü bana neden baktıklarına dair hiçbir fikrim yoktu. Zihnimin derinliklerinde bir yerlerde insanların geçerken durup komik bir şekilde bana bakmalarına neden olan bir tuhaflık. Benimle ilgili bir tuhaflık olduğuna dair bir düşünce vardı herhalde. Ancak bu garip bir düşünceydi ve beni korkutuyordu. Bu yüzden ben bunu pek düşünmemeye çalışıyordum. Yalnızca mutlu olmak istiyordum. Bir de erkek kardeşlerimin benim mutlu olduğumu görmelerini. Yaklaşık 8,5 yaşımdayken bir gün Dublin'in dışında küçük bir kır gezisine çıktığımızı hatırlıyorum. Eylül ayında güneşli, ılık bir pazar sabahı saat 10 civarında yola çıktık. İhtiyar Henry bir gece önce özel olarak yağlanıp parlatılmıştı. Bu yüzden o sabah daha az inliyordu. Peter kitaplarını tavan arasına boşalttı ve okul çantasını sandviçler ve bir şişe sosla doldurdu. İki şişe süt arabamdaki minderimin altına sokuldu. Araba her sarsıldığında bunlar sırtıma çıkıyordu. Beş kişiydik. İki erkek kardeşim, iki arkadaş ve ben. Hepimiz pazar kıyafetlerimizi giymiştik. Peter, Pony'den aşırdığı brillantinle saçlarına şekil vermişti. Şimdi Clark Gable'a benzedim. Değil mi? dedi. Yatağımızın üzerindeki duvarda asılı olan tozlu aynaya bakarak. O sırada merdivenlerde ayak sesleri duyuldu ve Tony'nin söylenerek geldiğini fark ettik. Peter kendini yatağın altına atarken ben kayboluyorum diye fısıldadı. Sonra kapı açıldı ve Tony kafasını içeri uzattı. Peter gördünüz mü diye sordu gözlerini odada gezdirerek. Ayine gitti diye cevap verdi Paddy kravatını düzeltirken. Yine briyantini çalmış diye homurdandı Tony öfkeyle merdivenlerden inerek. Gitti mi diye sordu Peter yatağın altından bakarak. Evet ama seni yakalarsa öldürecek diyerek onu uyardı Peter. Burası amma tozluymuş dedi Peter üstünü silkeleyerek. Her zamanki gibi umursamazdı. Sonunda yola çıktık ve birkaç saat sonra bir dağ nehri kıyısında kamp kurduk. Kıyı oturduğum ve güneşin ışınlarının yansıdığı suyu, dipte dalgalanan yeşil yosunların arasında gölgeler gibi çırpınıp duran küçük balıkları izleyip büyülendim. Küçük gümüşü yaratıklardan oluşan küçük bir grup, hemen altımda bir kayanın etrafında toplandılar. Alelacele sandaletlerimi fırlattım ve ayak parmaklarımla balıklardan birini yakalayabileceğimi zannederek sol ayağımı suya daldırdım. Ancak balıkların huylarını bilmiyordum. Birden ok gibi fırlayıp karşı kıyıya vardılar. Ayağım oraya yetişemezdi. Güzel bir gün geçirdik. Paddy yakınlardaki bir çiftlikten gelen inekle arkadaş oldu. İri, şişman, mahmur gözlü, kocaman kuyruğu arka bacaklarına ip gibi dolanmış kahverengi bir hayvandı. Onu sayacağım, dedi. Hepimiz güldük. Ama Paddy ineğin kulağına şefkat dolu sözler fısıldayıp onu sakinleştirdi. Sonunda hayvanın hareketsiz durmasını sağladı. Kendi de bir kütüğün üzerine oturdu. Kovayı ineğin altına koydu ve bize dönüp sırıttı. Seyredin dedi. Seyrediyorduk ancak Paddy elini uzatıp ineğin memesine koyduğu anda inek öfkelenip arka ayağıyla saldırdı ve onu sırt üstü yere devirdi. Sonra kuyruğunu sallayarak yürüyüp gitti. Ne de olsa o da bir hayvan. Ne de olsa o da bir bayan dedi Paddy. Hepimiz kahkahalarla güldük. Akşama doğru eve doğru yola koyulduk. Ama yarı yola vardığımızda acıkmıştık. Yiyeceklerimiz 2 saat önce bitmişti. Boş süt şişelerine başka bir şeyimiz yoktu. Alacakaranlık çöküyordu ve önümüzde uzun bir yol vardı. Ben aç olsam da iyi durumdaydım. Çünkü diğerleri gibi yürümem gerekmiyordu. Onlar beni sırayla iterken ben arkama yaslanmış oturuyordum. Açlıktan ölüyorum diye yakındı Peter. Omuzlarını düşürerek. Sus, ben de açım diye homurdandı Paddy. Ve yürümeye devam etti. Paddy, Peter'a hepimizin kurtlar gibi yemek yediğimizi düşünerek
daha fazla sandviç getirmesi gerektiğini söyledi. Peter ona küfrederek cevap verdi. Tam hepimiz kendimizi kaybetmek üzereyken birden demir kapısı olan, etrafı beton duvarlarla çevrili büyük bir ev gördük. Ön cephesi dalları duvardan sarkan, çeşit çeşit güzel yemişlerle dolu meyve ağaçlarıyla kaplıydı. Hemen durduk. Önce meyve ağaçlarına sonra birbirimize baktık. Peter ikinci kez açlıktan ölüyorum dedi. Gözleri armutlara ve elmalara takılı kalmıştı. Ben de öyle dedi arkadaşlarımızdan biri. Elinin tersiyle ağzını silerek. Bir diğeri karnını ovuşturarak ben de dedi. Peter dikkatle çevreye göz attı. Görünürde kimse yok dedi. Belki arabayı duvara yaklaştırırsanız üzerine çıkabilirim ve en büyüğümüz olarak gönülsüz de olsa kendini uslu durmak zorunda hisseden Paddy hariç hepimiz bu planı kabul ettik. Diğerleri liderlik etmesi için ona baktılar. Paddy bir şey söylemeyince Peter sabırsızlanarak evet dedi, ne yapacağız? Ağabeyin ağırlığını bir ayağından diğerine verdi, genzini temizledi ve son derece ciddi bir tavırla konuştu. Yedinci emir, çalmamalısın. Korkak diye bağırdılar diğer üçü duvara doğru hızla koşarak. Biri bacaklarını birleştirip eğildi. Peter onun omuzlarına çıktı. İlk meyveye ulaştı ve bunu aşağıda ceketini açmış bekleyen üçüncüye çocuğa attı. Paddy daha fazla dayanamadı. Arabamı duvara yaklaştırdı ve bir köşesine çıktı. Böylece kıpkırmızı elmalara ve sarımsık kahverengi armutlara ulaşmak için kolunu uzatması yetti. Bir kucak dolusu elma ve armut topladıktan sonra Paddy, tamam yeter açgözlü olmayın dedi. Aşağı indiler. Topladıkları meyveleri beşiğimiz arasında paylaştırdılar. Bunları yemek için yolun çimenli tarafına oturduk. Peter bana armut yedirirken, bunlar eve gidene kadar bizi idare eder dedi. Paddy dindar bir karşılık verdi. Ama günah çıkarırken bunu anlatmak zorunda kalacağız. Bu günah Bu gerçek bir günah değildi dedi Peter elmasını dişlerken. Kimse eksikliklerini hissetmeyecek. Arkadaşlarımızdan biri olan Bob başını eğmiş bir köpek dinlerken kim var orada diye sordu. O sırada köşeden gelen ayak seslerini duyduk. Peter bize göz kırptı ve etrafı kollayıp sürünerek köşeye doğru gitti. Soluk soluğa koşarak geri geldi. Mahvoldu, polis geliyor dedi. Betty'nin yüzü yemyeşil olmuştu. Hareket edecek hali kalmamış gibiydi. Ne olacak bize? Diye sordu çaresizce. Kaçalım dedi Bob ayağı fırlayarak. Christie'yi burada bırakamayız değil mi? Diye atıldı Peter. Ayak sesleri yaklaşırken. Derken aklına bir şey geldi. Çabuk dedi diğerlerine dönerek. Her şeyi Christie'nin minderinin altına soktu. Soru soracak vakit yoktu. Birkaç saniye içinde bütün meyveleri aldılar. Beni arabadan kaldırıp meyveleri minderin altına koydular. Sonra beni üstüne oturttular. Polis köşeden döndü ve bizi görüp yavaş yavaş yanımıza geldi. İyi akşamlar çocuklar dedi gülümseyerek. Başımızı okşadı. Vakit biraz geç olmadı mı küçük bey? Saat neredeyse 8. Diğerleri sakin görünmeye çalışıyorlardı ama huzursuzdular ve kıpırdanıp duruyorlardı. Polis dostça bir tavırla. Şimdi onu eve götürün çocuklar dedi. Daha fazla oyalanmayın. Hoşça kalın dedi. Sonra yanımızdan ayrıldı ve geldiğimiz yoldan yukarı doğru yavaş yavaş yürüdü. Çocuklar polis gözden kaybolana kadar beklediler. Sonra elmalarla armutları çıkarttılar. Meyveler pek iç açıcı görünmüyordu. Ay bunları geri koyun diye söylendi Perry. Meyveleri görünce. Tanrı bunları çalmamızdan hoşlanmadı. Bunun üzerine üzüntü içinde ezilip yapış yapış olan meyveleri büyük evin duvarına bıraktılar. Yeniden yola koyulduk. Saat son 10'da eve vardığımızda açlıktan ve yorgunluktan ölüyorduk. Eğlendiniz mi diye sordu annem bizi kapıda görünce. Peter ve Paddy bakıştılar. Sonra ikisi de bana baktılar. Evet dedi Peter. Başka bir şey söylemedi. Son ertesi gün moralimiz daha iyiydi. Tony ve Jim kendilerini eve fazla uzak olmayan kanalda yüzerlerken izlemem için beni de götürdüler. Çok sıcak ve bunaltıcı bir gündü. Neredeyse hiç güneş ışığı yoktu. Yalnızca havayı üzerinizde basınç yaratan, somut, dokunulabilir bir hale getiren ağır bir sıcak vardı. Kanala ulaştığımızda orada toplanmış olan bir sürü çocuk gördük. Kimileri yüzüyordu, kimileri çoğu kızdı. Suyun derin olmayan yerlerinde eteklerini dizlerinin üzerine çekerek yürüyorlardı. Bazıları da kurumak için çimlerde yatıyor ve birbirlerine çakıl taşı atıyorlardı. Taşlar etrafa su sıçratınca ortalık kahkaha ve çığlıklarla inliyordu. Köprünün üzerinde kalabalık bir izleyici topluluğu vardı. İki erkek kardeşim beni her şeyi görebileceğim bir yere yerleştirdiler. Sonra köprünün altında soyundular. Mayolarını giyip suya daldılar. Bütün o gürültü ve heyecanın ortasında sıcakladığımı
Yapıcı yapıcı olduğumu ve biraz da kıskançlık duyduğumu hissettim. Elbiselerimi yırtıp erkek kardeşlerimin yaptığı gibi suya atlamak istiyordum. Birden kendime A harfini ilk defa yazdığım o günkü gibi hissettim. Diğerlerinin yaptığını yapmak, hissettiğini hissetmek, bildiğini bilmek için garip bir heves ve bilinçsiz bir kararlılık vardı içinde. O anda suya girmeyi her şeyden fazla istiyordum. Biraz sonra Tony vücudu parlayarak ve saçları alnına yapışmış halde kıyıya çıktı. Ben bağırınca yanıma geldi. Tuhaf umurtuyu dilimle ona yüzmek istediğimi söyledim. Daha neler, şaka yapıyorsun değil mi dedi gülerek. Israr ettim ama boğulursun dedi. Tony'nin söylediği hiçbir şey suya girme isteğini azaltamazdı. Her şeyi aklına koyduğu anda denemek isteyen biriydim ben. Peki öyleyse dedi ama en büyük ağabeyim Jim duyduğunda bu işe asla karışmayacağını söyledi. Tony'nin beni soymasına ve mayo giydirmesine bile yardım etmeyecek. O zaman mayonu ver dedi Tony. Çıplak giremez. Beni kanalın tenha bir köşesine götürüp soydu. Jim iri yarı ve şişmandı. Mayosu bana çok büyük geldi. Tony mayoyu üzerime birkaç kez dolamak ve arkamdan bağlamak zorunda kaldı. Nihayet beni hazırladı ve kıyıya götürdü. Durup bana baktı. Hala suya girmek istiyor musun diye sordu. Batıp bir daha çıkamazsan umurunda olmayacak değil mi? Sırıtarak başımı salladım. Belki de korkmuyordum ama o anda vazgeçmeyecek kadar inatçıydım. Zavallı Jim titreyerek dikiliyordu. Yapma onu öldüreceksin dedi. Ama onu duymazdan geldik. Tony ağaçtan bir dal koparıp suya batırdı. Sonra başımın üzerinde sallayarak babamız ilahisini söyledi. Sonra beni kollarımın altından tuttu. Hafifçe kaldırdı ve kanala attı. Üzerimden akan buz gibi soğuk su hissedince soluğum kesildi. Kafam karmakarışık olmuştu. Her şey eriyip bulanıklaşıyordu. Bir an suyun altındaydım. Sonra çıktım. Sonra yine suyun altına girdim. Tekrar çıktım. Üçüncü kez batacağımı hissettim ama batmadım. Bunun yerine ayaklarımı çılgınca çırptım. Bundan sonra fark ettiğim şey nehrin ilerisinde yüzen beyaz kuğulardan biri gibi süzülüyor olduğumdu. Ayaklarımı deliler gibi çırpmaya ve su üstünde durmaya devam ettim. Kıyıdan gelen kahkahaları duydum. Birkaç dakika sonra Tony yanıma yüzdü. Kolumu tuttu ve beni kıyıya doğru sürükledi. Jim de beni karaya çekti. Soluk soluğa ama zafer kazanmış bir halde uzandım. Bir gün Christopher Columbus'u geçeceksin dedi Tony yanıma diz çöküp beni kurularken. Bu benim ilk yüzüşümdü. Sonuncusu değildi çünkü bir yaz küçük bir ormanda keşfettiğimiz etrafı kayalık nehirde birçok kez yüzdüm. Genellikle diğerleri yüzerken ya da böğürtlen toplarken ben kıyıda uzanıyordum. Bazen orada uyuyakalıyordum. Mutluydum. Kendim dışında dünyadaki her şeyi dikkatle gözlemliyordum. Sonra bir gün arabam bozuldu. Mili koptu. Koltuğu çöktü ve kimsenin elinden bir şey gelmedi. İhtiyar Henry kömürlüğe atılıp paslanmaya bırakıldı. Onu çok özlüyordum. Artık erkek kardeşlerim oynamak için dışarı çıkarlarken beni yanlarında götüremiyorlardı. Babam yeniden işe başladığında annem onunla bana yeni bir araba alınması konusunda konuştu. Ama onu pek iyi duyamadım. Sersemleşmiştim. Mesele sadece eski arabamı özlemem değildi. Artık erkek kardeşlerimle dışarı çıkamayacağımı düşündükçe üzülüyordum. Her şey değişmişti. Sonunda kendi başıma kalmıştım. Zaman zaman aklıma takılan, bende bir torun olduğuna dair garip bir düşünce şimdi daha da güçlenmişti. Birkaç gün sonra bahçede erkek kardeşlerimle oyuncak askerlerle oynarken arkadaşlarımız ellerinde balık ağları ve kavanozlarla geldiler. Hep birlikte balığa gitmeyi önerdiler. Çok güzel bir gündü. Ve kimse evde kalmak istemiyordu. Herkes birer olta ve takım kaptı. Çok heyecanlıydılar. Peter gün sonuna kadar 20 tane balık tutacağına dair iddiaya girdi. Bahçe kapısında toplanıp gitmeye hazırlandılar. Biraz sonra Tony bir arkadaşıyla unuttuğu bir şeyi almaya geldi. O yeniden yoldan aşağı inerken boş boş ve sessizce baktım. Durdu. İlk kez yanına beni almadan bir yere gidiyordu. Özür dilerim Chris dedi bana bakmadan. Sana bir sürü balık getireceğiz. Hızla uzaklaştı. Arkadaşı ona acıyorum diye söze başladı. Tony onu yola doğru sertçe itti. Diğerlerine yetişmek için hızla koştular. Bahçede tek başıma kalmıştım. Bükülmüş halde duran ellerime baka kaldım. Eserin adı Sol Ayağım. Eserin yazarı Christy Brown.